Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte hem ülkemizi hem de dünyayı kasıp kavuran şu stres şarkı neymiş? Bir ona bakacağız. Şimdi bunun İngilizcesi hand spinner arkadaşlar. Türkçe'ye çevirdiğimizde yani el çarkı demek doğru oluyor. Peki bu neden Türkçe'ye stres çarkı olarak çevrildi? Yoksa hepimiz bir oyunun parçası mıyız? Şimdi arkadaşlar biz bizim ofise gelen ziyaretçilerden de gördük. Bu stres çarklarıyla akrobatik hareketler yapabilenler de var. Yok parmağından parmağına gönderiyor, çekirge hareketi diyorlar. Yok ne bileyim burnunun üstünde çeviriyor falan filan. Tabii bunları şimdilik bir yana koyalım. Öncelikle bir fiyat meselesine gelelim. Bu çarkları piyasada 9.90 ila 150 böyle hatta abartıp 200 liraya yakın fiyatlar arasında bulabiliyorsunuz. Fiyatlar arasındaki dengeyi belirleyen unsur ise öncelikle şekil, şukul yani birisi plastik oluyor, öteki bakır makır bir şeyler oluyor. Veya rulmanların kalitesi yani dönüş hızı. Hakkında pek çok teori var. Bazıları diyor ki işte stres çarkı dönerken o rulmanların çıkardığı ses insan psikolojisine iyi geliyormuş da biz oradan stres atıyormuşuz. Bazısı da diyor ki kardeşim bu işin stres çarkıyla ilgisi yok. Olay tamamen senin beyninde bitiyor. Yani oraya odaklarsan kendini kafan dağılıyor ve kafan dağıldığı için de stres atmış oluyorsun. Rulmanı kafanızda canlandırabilmeniz için bir tane arabanın tekerleğini düşünmenizi istiyorum. İşte o tekerleğin bağlı olduğu mekanizma rulman. Yani o tekerlek rulman sayesinde dönüyor. Tabii ki de bu kadar hızlı ve istikrarlı dönmesini sağlayan şey rulmanların içinde yer alan bilyelerin havadaki sürtünme oranını düşürmesi. Peki bu stres çarkları özellikle ülkemizde nasıl ünlü oldu? Cevabı bence hepiniz biliyorsunuz. Zaten şu anda oradayız. Tabii ki de YouTube ve Türkiye'deki YouTuber'lar sayesinde. Peki bir de şunu da ekliyorum. Bu stres çarklarını ilk ünlü eden sizler ve bizler yani gençler olduk. Peki bu nasıl sağlandı? Cevap yine YouTube'da arkadaşlar. YouTube'un kullanıcı kitlesi ve bir ürünün orada popüler olması o ürünün ilk kimler arasında yayılacağını belirledi. Yani gençler. Az sonra psikolog arkadaşımız Pınar'la da siz tanışacaksınız. O da bu ürünlerle ilgili sizlere bir yorum yapacak. Fakat öncesinde sizlerle bir şeyi konuşmak istiyorum arkadaşlar. Patron dedi ki bence stresle hiç alakası yok, tamamen pazarlama taktiği. Ben de dedim ki yani sonuçta odağımızı dağıttığı için stres attırıyor olabilir. Biz bu işin içinden çıkamadık. Patronla olan tartışmamızı şu an ankete taşıdım arkadaşlar. Sizlerin de görüşünü bekliyoruz. Hangimiz haklı, patron mu yoksa ben mi? Gelin arkadaşlar şimdi bir Pınar'ın yanına geçelim. Bakalım psikolog arkadaşımız bu konuyla ilgili ne diyecek? Pınar daha önce stres çarkı görmüş müydün? Görmüştüm ama hiç denemedim. Bir denemek istersen. Nasıl bir stres atma? Çok attım gerçekten. Pınar sence böyle bir çark insanların stres atmasını sağlayabilir mi? Şöyle bir iddia daha var, onu da paylaşmak istiyorum seninle. Bunun dönerken çıkardığı sesin insanı fiziksel olarak rahatlattığını iddia ediyorlar. Ses çıkartıyor. Fırrrr diye bir ses çıkıyor. Aha, evet. Yani daha önce buna benzer başka şeyler de çıkmıştı piyasada hatırlıyorum. İşte stres bilekliği, stres topu gibi şeyler. Ben açıkçası bunun bilimsel bir yolla kanıtlanmadığı müddetçe stresi azaltabileceğini düşünmüyorum. Peki Pınar ben de muhtemelen takipçilerimiz şunu merak ediyorlar. Bu alet sence neden stres almaz? Stresi biz bir durumu tehlike olarak algıladığımızda salgılanmaya başlıyor. Stresimizi alması için bunu bir tehlike unsuru olarak algılamamız lazım. Bir yandan da şunu düşünüyorum. Yani neden stresi azaltıyor olabilir? Biz stres hormonu salgılamaya başladığımızda iki tepki veriyoruz aslında. Savaş ya da kaç tepkisi. Ve daha sonra kendimizi rahatlatmak için bazı yollar tercih edebiliyoruz. Bize stres veren şeyi düşünmek ya da buna maruz kalmak yerine başka bir şeye odaklanabiliriz zihinsel olarak. Ve belki bu çark hani biraz onu kolaylaştırıyor olabilir. Bir şey daha var. Bence stres anında çok fazla olumsuz düşünce aklımıza gelir. Onlar geldiğinde de eğer kendi kendimize bir telkinde bulunursak yani ben o stres çarkının yerine işte başka bir şey koyup yine aynı telkine kendime verirsem aslında stresimi kontrol etmiş olurum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir açıklama oldu. Bu ürün neden Türkiye'de stres çarkı adıyla pazarlanıyor? Sence burada bir numara dönüyor mu? Yoksa bu konuda yorum yapmak istemez misin? Kişisel olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben bunun bir pazarlama stratejisi olduğunu düşünüyorum. Yani daha önce buna benzer çok fazla ürün çıktı. Kandırıldık yani. Öyle, üzgünüm. Arkadaşlar benim anladığım mesele şu, bu stres çarkının olayı sadece bizim ona inanmamız. Evet arkadaşlar, psikolog arkadaşımız Pınar'a da sorduğumuza göre artık videomuzun sonuna gelebiliriz. Stres çarkı, hatta şu isim de bayağı popüler, modern tespih dedikleri bu aletler aslında bizim stres atmamızı sağlamıyormuş. Bizim stres atmamızı sağlayan şey beynimiz ve odaklanma gücümüzmüş. Ya da ben size şeyi önereyim, bizim sağlamlık testi videolarını izleyin, onda bile felaket stres atarsınız. Egari videomuz bitti artık arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve bu konu hakkında insanların bilgilenmesi için videomuzu paylaşmayı unutmayın. Her türlü görüşünüze yorum bölümünden açığız. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz.